Silah sahibi olma geleneğinin kuruluş yıllarına dayandığı bir ülkede silahların sınırlanması tartışması farklı uçtakilerin güçlü tepkiler vermesine neden oluyor. Yasalara uyan insanların elindeki silahların toplanması sonucu doğacak. Kısıtlamalar suçluların silahlı suç işlemelerini kontrol altına almayacak. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eğer silahlı şiddetin size asla dokunmayacağını düşünüyorsanız kendinizi kandırıyorsunuzdur. Yasa yapıcılar da lobiciler de seslerini giderek yükseltiyor. İşin özünü anlamıyorsunuz. Bence siz anlamıyorsunuz. Silah satışlarının kontrolüyle ilgili tartışmalar, Connecticut'ta 20 çocuğun ölümüyle sonlanan saldırı ve Temmuz'da Colorado'da bir sinemada 12 kişinin öldürüldüğü saldırıdan sonra alevlendi. Başkan Obama konuşmalarında bir değişiklik gerektiğini vurguladı. Savaş için tasarlanmış silahların bir sinemada işi olamaz. Amerikalıların çoğunluğu bu konuda bizimle görüş birliği içinde. Bu sözler Ulusal Ateşli Silahlar Birliği gibi silahlanma hakkı savunucularının hiç de hoşuna gitmedi. NRA, Başkan Obama'yı hedef alan reklamlar yayınladı. But he's just another elitist hypocrite when it comes to a fair share of security. NRA Başkan Yardımcısı Wayne LaPierre şöyle konuştu. Bireysel silahlanmayla ilgili binlerce yasayı uygulayamazken yeni kanunlar yazmak suçu azaltmaz. Ayrıca biz devletin ailelerimizi korumak için yasal olarak neye sahip olabileceğimizi dikte etmesine de karşıyız. Silah tüccarı Andrew Raymond'a göre değişiklik kaçınılmaz. 20 çocuğun katledildiği noktada NRA'nin ne kadar güçlü olduğunun bir önemi kalmıyor. Tartışmasız olarak bu tip silahları sınırlandıran bir yasa değişikliği göreceğiz. Siyasi bir düelloya dönüşen bu süreçte iki tarafında parmaklarının tetikte beklediği söylenebilir. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington.